Türkiye'de böyle değil ki. Türkiye'de geliyor adam. Benim önerim şu. İki tane ev aldırtıyorum insanlara. 125-125. İki tane evle oturum izni alıyoruz. Hem bir kira gelirin olmuş olur. İsrail çok sevmezler. Bilinçaltında Amerika çok sevmezler. Benim başıma geldi. Böyle bir plajdayım. Tesettürlü bir hanım geldi. Yani adamı zaten diğerleri parçalar. O adamın bir şey söylemesine gerek kalmaz. Baklava Türk mü? Lokma Türk mü? Kahve Türk mü? Peki çok fazla Türk geldi mi abi buraya? Abi dedi yeter yani. Burada demezler abi. Tamam geç oldu. Harbiden geç oldu ya. Niye gitmiyoruz falan? Yunanlar sıkılıyor. Mesela adaları tercih edenler var mı? Sakız'dan, Rodos'tan, Girit'ten. Buradaki insanların çoğunun soyadı oğluyla biter. Şimdi evet. Oğlu Yunanca bir kelime değil. Herkese merhabalar. Bugün Atina'da Kostas Arslanoğlu ile beraberiz. O bize birazcık Yunanistan'daki emlak piyasasını ve Yunanistan'a nasıl gelinir, nasıl yerleşilir, oturum nasıl alınır, bu işin prosedürleri nelerdir ve emlak piyasasında neler oluyor onu anlatacak ve Yunan hayat tarzı hakkında birazcık konuşacağız. Yunan hayat tarzı. Şöyle Fenerbahçe'de çıksın. En büyük Fener. En büyük Fener mi? En büyük Fener mi bilmiyorum. Bilmiyorum bence Beşiktaş. Fener de yani olabilir yani. Yani şu anda gurbette olduğumuz için seferi durumu söz konusu göz önünde tutulursa Fener yani. İstanbul'un hangi semtindeydin abi sen? İstanbul'un Beyoğlu'nda büyüdüm. Beyoğlu'nda büyüdüm. 2003 senesinde geldim Yunanistan'a. Mülteci gibi geldim. Burada hiç tanıdığım yoktu. Buradaki ilk işimde Büyükelçilik'te ticaret müşavirliğinde çalıştım. 6 ay. Ondan sonra da buradaki Türk şirketlerinde de çalıştım. Son 10 senedir de gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Çok fazla Türk müşterim var. İnsanlar çok fazla geliyor. Bu oturum izni ile ilgili olarak. Bir de tabii kültürler benzeşiyor ki insanlar burayı çok yakın görüyorlar. Türkiye'de şu anda 250 bin dolar para verip de ev alana vatandaşlık veriliyor diye biliyorum. Şöyle lafını kesiyorum. Vatandaşlık değil, oturum izni veriyorlar. Türkiye'de. Türkiye'de vatandaşlık veriyorlar. Doğru, ha. Çok özür dilerim. Doğru. Burada vatandaşlık vermiyor değil mi abi? Burada vatandaşlık vermiyor. Burada oturum izni veriyor. Oturum izni veriyor ama vatandaşlıkla oturum izninin çok büyük bir farkı yok. Ben mesela Yunan vatandaşlığı almadım. Oturum izniyle yaşıyorum. Hiçbir eksiğim yok. Yunanların yaptığı her şeyi yapıyorum. Bir tek oy vermiyorum. Çok da beni üzmüyor yani oy vermemek. Ama vatandaşlık almadan da mesela Avrupa Birliği'ni gezmek. Tabii. Buradan başka bir ülkeye gidip mesela aylarca kalmak falan mümkün değil mi? Evet, doğru. Aylarca kalma kısmını belirleyelim. Seneyi ikiye bölüyorsun. 180-180 gün. Her 180 ve her 180'lik bölümde 90 gün kalabiliyorsun. Ama şöyle de bir durum var. Yani şimdi Atina havaalanından çıktığın zaman Atina'dan Münih'e gidiyorsun. Herhangi bir kayda girmiyorsun. Dolayısıyla o kaç gün kaldığını saymıyorlar. Kanun öyle söylüyor. Ama o kadar. Kalabilirsin de. Şu anda onun sayısını, istatistiğini tuttuklarını zannetmiyorum. Çünkü dediğim gibi İstanbul'dan İzmir'e gidermiş gibi gidiyorsun. Peki 250 bin euroya emlak satın alacak insan ne tür bir ev satın alabilir? Yani ne kadar beklentilerini karşılar? Çok güzel bir ev mi olur? Şimdi şöyle, semtten semte değişiyor tabii. Buradan 250 bin euro, ya burası Atina'nın en lüks semti. Buradan 250 bin euroya bu sahil şehrinden alamazsın ama biz şöyle yapıyoruz. Şimdi şöyle bir yere yatırım yaptığın zaman giriş nedir? Satın alırsın. Çıkışı da düşünmek lazım. Yani bu benim için bir oturum izni programı okey. Benim için çok önemliydi. Ben bunu bir finansal enstrüman gibi görüyorum. Benim için bu anlamı taşıyor. Dolayısıyla bunun çabucak gerektiğinde para kaybetmeden paraya çevrilebilmesi lazım. Dolayısıyla ben iki tane ev aldırtıyorum insanlara. 125-125. İki tane evle oturum izni alıyoruz. Orantılı olarak daha fazla kira getiriyor. Bir de satarken, satmak istersen daha hızlı satarsın. Diyelim ki bir tanesini kiraya verdim. Bir tanesinde kendin oturursun. Yine ayda bir 500 euro para gelir. O da az değil. 125 bin euroya 500 euro az para değil. Evet, çok mantıklıymış. Hem vatandaşlığını almış olursun hem bir kira gelirin olmuş olur. Aynen öyle.
Oturum iznini alırsın. Pardon, oturum iznini. Oturum iznini alırsın. Evet. Paran da olur. Hiç olmazsa ne oldu, ne yaptım, ne edeceğim, ne olacak diye belli bir yerden bir akarın olur. Bir şekilde yaşamaya devam edersin. 500 euroyla tamam yaşayamayabilirsin ama temel ihtiyaçlarını karşılarsın. Gıda masraflarını hepsi çıkarır. Tabii tabii, çünkü diğer evde kaldığın için kira masrafın olmayacak. Geçinebilirsin. Abi bence geçinirsin, çünkü biz dün balık pazarına gittik. Kilosu 1 euroya balık gördük, 2 euroya balık gördük ve çok güzel balıklardı. Ve çok güzel balıklardı. Evet. Yunanlar balık işinde başarılı. Türkiye mesela et işinde başarılı. Yunanlar meze konusunda, balık konusunda çok başarılılar. Bu işi biliyorlar yani, kültürlerinde bu iş var. Peki hocam, biz dün mesela Mehmet'le beraber video çektik. Orada Yunanları çok övdük de. Yunanların bir de kötü olduğu taraflar var mı? Onları da var biliyorum. Tabii canım. Çok çalıştım. Kafamı çok meşgul eden bir şey var. En sonunda şunu gördüm. Yani benim için klişe olacak. Ama Yunanlı Türk değil. Şimdi insanlar 2-3 kategori insan var. Akıllısı var, aptalı var. Çalışkanı var, tembeli var. Ben böyle ayırıyorum insanları. Burada çalışmayı çok sevmiyorlar. Ama tembel oldukları için değil, yaşam görüşleri iyi vakit geçirme üzerine kurulu olduğu için tembel gibi duyuluyor ama tembel değiller. Ben 3 iş yapan adam tanıdım mesela Yunanistan'da. Kötü huyları biraz daha bireyseller, yani daha kapalılar, bizim gibi açık değiller. Bir Yunanlı'nın evine girmek çok kolay değil, seni özümsemesi lazım, güvenmesi lazım, ancak o zaman seni evine çağırır. Devlet mekanizması çok yavaş ama bu Yunanlılarla alakalı bir şey değil. Buradaki görüş bu. Biraz daha katılar. Bizim gibi, bizim Anadolu kültürü gibi yaşayanlar var. Ama Avrupa tarafını daha da benimseyenler var. Bizim kadar o kadar sıcak sıcak değiller ama daha samimiler. Bir Yunanlı bir şeyi beğenmediği zaman dank diye söyler, yani ben bunu beğenmedim, hiç hoşuma gitmedi, bilesin der. Bizde ya ayıp olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Yunanlar böyle değil. Ya ayıp olmasın kısmı, özellikle genç jenerasyonda ayıp olmasın kısmı yok. Direkt bam diye söyler. Bence iyi bir şey. Çünkü zaman kaybetmiyorsun. İkiyüzlülük olmuyor. İkiyüzlü değiller. İkinci değiller Yunanlar. İkinci değiller. Yani bir şey olduğu zaman o orada kalıyor. Çünkü niye? Herkesin yapacak bir şeyi var. Herkesin yapacak daha iyi bir şeyi var. Daha rahatlar. Felsefeleri biraz daha rafine gibi. Çok güzel bir yere geldik bu arada. Evet, burası Lemos. Şey ister misin? Park edelim ister misin? Vallahi güzel olur. Bakalım. Arabamız çok yazı büyük. Getirmiş bunlar. Tabii canım. Millet denize giriyor. Bizde mesela, bizim kültürde diyelim ki misafirliğe gittim bir yere. Misafir dedi ki geç oldu artık, kalkalım. İyi. Mesela ev sahibi der ki olur mu canım otursaydınız der. Gece mesela saat 1 bile olsa yok canım oturun daha falan der. Yani mesela yok, burada Yunanistan'da değil. Demezler böyle. Burada demezler abi. Tamam, geç harbiden oldu, geç oldu ya, niye gitmiyoruz falan mı derler. Yok olabilir tabii yani. Yok öyle kovma kadar olmaz ama adamın senin gitmeni istediğini anlarsın yani. Yani rol kesmez sana. Yok. Ayıp değil çünkü. Ayıp olayı burada değişik. Yani bizim ayıp dediğimiz şeyler bunlar için ayıp değil. Bizim ayıp dediğimiz şey, yani biz bazı şeyleri biraz fazla abartıyoruz. Her şey ayıp, her şey değil yani. Uykun gelecek, yatacaksın, yarın kalkacaksın, işe gideceksin, yani bu kadar basit. Evet. Bir dakika, sen daha rahat çıkasın diye. Ben... Yani Türkler daha sıcak ama Yunanlar daha samimi diyorsun. Daha evet. Açık sözlü. Evet. Evet, yaz gelmiş. Sevgili dostlar, bu içeriğimize Invest Greece Emlak Danışmanlık sponsor oldu. Yunanistan'da Türkçe konuşan emlak danışmanı Kosta Arslanoğlu öncülüğünde Atina'da hizmet veren bir emlak danışmanlık firmasıdır. Uzmanlık alanları Yunanistan ve Avrupa Birliği oturum iznini de beraberinde getiren, halk arasında Golden Vize, Altın Vize diye tabir edilen yatırım yolu
ve emlak danışmanlığıdır. Eğer Yunanistan'da yaşamak, yatırım yapmak gibi hayalleriniz ve planlarınız varsa yunanistandayaşamtv.com adresinden bizim de aracılığımızla kendilerine ulaşabilirsiniz. Bu içeriğimize destek oldukları için kendilerine çok çok teşekkürler. Kaç senedir Yunanistan'dasın? Ben 2003 senesinde geldim Yunanistan'a. Yunanistan'ın Avrupa topluluğuna girişinin ilk seneleriydi. 2003 senesinden bugüne kadar 20 sene geçti işte. 20 senedir burada yaşıyorum. İlk başta zorlandım mı? Zorlandım. Uyum sağlamayla alakalı bir şey. Ne kadar hızlı uyum sağlamak istersen o kadar hızlı mutlu oluyorsun. Bunu anladığın andan itibaren de işler daha kolaylaşıyor. Peki burada Yunanistan'da yaşamak isteyenler için bir tavsiyen var mı buraya gelmek isteyenler için? Buraya gelmek isteyenler için tavsiyem Yunanistan yaşamın rahat olduğu bir yer. Çok fazla ses yok. Her şey uyumlu, her şey sakin. Para kazanmak zor burada. İşlerini ayarlamadan buraya gelmelerini tavsiye etmem. Var burada bazı şirketler. Türkiye'den gelen burada çalışan da çok insan var. Ama gayrimenkul sektörüyle ilgili, emlak sektörüyle ilgili her şey şu anda deli gibi çalışıyor. İnşaat çok büyük bir faaliyet konusu ve çok hareketli. Bu konularla alakalı işte mimarlar, renovasyonla alakalı olan son dönem çok fazla inşaat şirketi geliyor. Burada arsalar alıyorlar, inşaat yapıyorlar ve bunların satışıyla ilgili istekleri, beklentileri var. Şu anda bayağı bir trafik var Türkiye'den buraya. Hem müferit olarak ev alıp oturum izni alarak bir şekilde burada yaşamaya başlamak isteyen insanlar, sadece oturum izni almak isteyen ve vizeden kurtulmak isteyen insanlar var. 250 bin eurosu olmayıp da 50 bin euro, 60 bin euroluk bir ev alıp sabit bir euro getirisi elde etmek insanlar var. İnşaatçılar var, alsatçılar var. Mülk alıp renove edip satmakla alakalı. Şu andaki ortam burada para kazandırıcı. Videolara devam arkadaşlar. Yarından itibaren emlakla ilgili videolarımız sürecek. Yaşamla alakalı. Yer vermeye çalışıyoruz. İnanınlar deniz sezonunu arkadaşlar bu arada Kostas abimiz de YouTube kanalı var. Onun kanalına da üye olabilirsiniz. Yunanistan'daki emlak piyasasını takip etmek için. Emlak piyasası ile ilgili peki öncesiyle sonrasıyla yani senin ilk geldiğin zamanlardan şu zamana kadar bir değişiklik oldu mu abi? Olimpiyatlardan sonra burada ekonomik bir kriz başladı. O dönem çok çok yüksek olan mülk fiyatları 2014'e kadar yarıdan daha az fiyatına kadar indi. Bu da tabii fırsat dinamiği oluşturdu. 2014'te zaten oturum izni programı çıktı. 2014'ten itibaren Türkler ilk ne zaman geldi diye de sorarsan 2014'ten itibaren gelmeye başladılar. O dönemle bu dönem arasında hala eski fiyatlara yaklaşmış değiliz. Daha da artacak fiyatlar bunu gösteriyor. Zaten bütün dünyada enflasyonist bir ortam var. İnsanlar da paralarını nerede park edeceklerinin düşüncesi içindeler. Peki çok fazla Türk geldi mi abi buraya? Tabii çok akın fazla. Akın çok fazla Türk tabii, geliyor tabii, mu? Çok fazla. Son dönem özellikle çok dolu. Yani biz ayda 30-40 kişiye hizmet ediyoruz. Ayda. Yani bunların hepsi oturum için gelenler değil evet, mi? Evet bunların evet hepsi oturum için gelenler. Yani 30-40 kişi 250 bin euroyu cebine koyup Yunanistan'a gelip ev bakmaya evet yani geliyor cebine bu. Koymuyor banka hesabı açarak yapıyor ama evet öyle. Siz Selanik'te falan da farklı yerlerde satıyor musunuz yoksa sadece Atina mı? Şimdi Atina daha ticari. Selanik'e yeni vermeye başlayacağız. Atina daha ticari. Ben Atina'yı daha çok öneriyorum. Çünkü bizim bütün organizasyonumuz Atina'da. Şimdi müşteriler evleri satın alıyorlar. Geri dönüyorlar. Burada yaşamaya gelen çok çok fazla insan yok. Şimdi bu evlerle birinin ilgilenmesi lazım. Bu evlerin benim yakınımda olmasını tercih ederim. Çünkü bir şey olursa bir saatte o evlere gidebiliyor durumdayız. Evet. Ben veya ekibim. Selanik'te bu organizasyonu oluşturduktan sonra satış yapmaya başlayacağız ama Atina daha ticari. Selanik biraz daha da milliyetçi. Peki mesela bizim burada oturum almak için ev alan Türkler genelde herhalde Atina'yı tercih ediyor anladığım kadarıyla ama mesela adaları tercih edenler var mı? Sakız'dan, Rodos'tan, Girit'ten farklı yerlerden anladım. Şimdi 2014'te ilk gelen insanların soruları internette tam buydu. Adalardan ev alabilir miyim? Yunanistan Oturum İzni Programı
Daha doğrusu şöyle, kanuni olarak Türkiye'de de bu böyledir. Sınıra yakın yerlerden yabancıların, üçüncü ülke vatandaşlarının ev alması yasal değil. Ama olsaydı da ben yine önermiyorum. Çünkü yatırım anlamında, gelir getirme anlamında biraz romantik bir yatırım o. Evet. Çünkü Atina 12 ayın 12 ayı da çalışıyor. Dolayısıyla 12 ay kira alıyorsun. Bir adada o kirayı 5 ay alırsın, 6 ay alırsın. Diğer 6 ay ev boş kalır. Dolayısıyla benim önerim şu. Atina'dan, ticari bir yerden bir mülk alıp tatil yapmak istiyorsanız gidersiniz. Yunanistan'da 2000 tane ada var. Her sene bir tanesine gitseniz zaten hayatınız yetmez. Mantıklı. Yani ticari anlamda kira getirisi olsun diye hem de satarken iyi bir fiyata satmak için en mantıklısı Atina'dan almaları. Tabii Atina paranın döndüğü yer. Atina başkent. Atina ticari kurumların, büyük şirketlerin merkezlerini tuttuğu bir yer. Devlet mekanizması burada. Her şey burada. Selanik büyük bir köy. Atina büyüklük olarak bizim İzmir'e benzetiyorum ben. İstanbul değil, Ankara değil. Burada 4 milyon insan yaşıyor. Çok fazla üniversite var burada. Atina şehrini dış görünüş olarak, işte yaşam tarzı olarak hem İstanbul'a hem İzmir'e de benzetenler var. Yani tabii nüfus olarak sana katılıyorum abi. İzmir'e benziyor olabilir ama bazı yerlerinde mesela böyle bir Kadıköy havasını gördüm ben. Var. Yani bazı yerleri Eminönü'ne falan benziyor. Her şey var, her şey var. Zaten şunu söyleyeyim. Bunu söylemek de abartı olmaz. Atina çok eski bir şehir. 2000 sene önce kurulmuş bir şehir ama Türkiye'den gelen insanların bu şehrin gelişimine katkısı olan bir şehir. 60 bin, 70 bin, 80 bin insan geldi. Anadolu'dan, Türkiye'den, İstanbul'dan, İzmir'den. O havayı görmemek zaten. Bunlar mübadeleden gelenler değil, değil mi? Hem mübadele hem sınır dışı edilenler var. Buraya gelenler var. Son 100 sene içinde 60-70 bin insan geldi buraya. Yani şu anda Atina'da 60-70 bin Türkçe konuşan veya soyadı Türkçe olan falan insanlar var diyor. Şu anda bunlar ikinci, üçüncü jenerasyon. Bunların hepsi Türkçe konuşmuyor. Ama bir şekilde bir semte gittiğin zaman orada o adamların yaptığı şeylerin imzasını, izini görebiliyorsun. Mesela buradaki insanların çoğunun soyadı oğluyla biter. Şimdi oğlu Yunanca bir kelime değil. Dolayısıyla adam, benimki Aslanoğlu mesela. Aslanoğlu, belli ki adam Türkiye'den gelmiş. Ve gördüğün zaman şimdi algıda seçici gezersen soyadı oğlu ile biten bir sürü tabela görürsün. Bunların hepsi oradan geldi. Ya dün mesela biz yemek yemeye gitmiştik tavernaya. Bayraktaristi adı. Tabii. Orada işte ekmek kadayıfı falan gibi şeyler gördük. Sonra dün lokmacıya gittik. Lokma yedik. Lokma, her şey burada ya. Ekmek var, profiterol var, her şey var. Biz diyorum çünkü ben de Türkiye'den gelen insanların sınıfında hissediyorum kendimi. Yani kimlik, benim kimliğim bu. Biz bunları bir şekilde buraya getirdik, yani yaşamımızla birlikte buraya getirdik. Bütün mülteciler yaşantı tarzlarını bir şekilde taşırlar. İşte bazısı lahmacun getirir, bazısı lokma getirir, bazısı imam bayıldı getirir, karnıyarık getirir. Herkes yaşantısını kendisiyle birlikte o yere taşır. Bu da çok normaldir. Müziğimiz bile çok benziyor birbirine. Mesela sokakta otururken çalgıcılar geçiyor, bir şarkı çalıyorlar mesela. Aa diyorum, Sezen Aksu'nun şarkısı değil miydi? Bakıyorum böyle orijinali mesela Yunancaymış onun. Evet, işte tabii. Çok fazla şarkıyı mesela değiş tokuş etmişiz tabii aramızda. Tabii ki. Yani kültür bu olarak çalma değil yani. Şimdi bana soruyorlar, baklava Türk mü, lokma Türk mü, kahve Türk mü? Değil, coğrafya bu. Sınırlar tamam var ama insan da bir yerden bir yere gittiği zaman ya ben sınırı geçtim artık lokma yemeyeyim demez. Ha ben sınırı geçtim artık şarkı başka şarkı, yok öyle bir şey. Beğendin mi sen burayı? Beğendim abi, cıvıl cıvıl çok güzel. Bu olay şey gibi aslında, milli sporumuz bu. Peki mesela Türkiye'den buraya gelenler çok kolay adaptasyon sağlayabiliyorlar mı? Hani dedik ki işte yemekler Türk yemeklerine çok benziyor. Türkiye'deki yemekler burada da var. Halkta da çok fazla bir ön yargı yok. Yok çok var. Yani adaptasyon nasıl oluyor? Belki hızlı vardır. Oluyor mu? Belki vardır. Yunanistan'da 1000 kişinin içinde 3 kişi çıkar. Adaptasyon şöyle, Türkiye'de ritim çok hızlı. Her şey çok hızlı. Hız istiyoruz, acele istiyoruz. Şimdi değil, dün istiyoruz. Bir şey dün olsun isteriz. Burada böyle değil. Bu da çalışmaz yani. Burada bu şekilde yaşamak isteyen insanlar acı çekiyorlar. Sabır bilgeliğini yaşayan insanlar daha mutlu oluyor. Tekrar da söylüyorum. Gittiğin yere, geldiğin yeri götür. Ama geldiğin yerin de özelliklerine uymaya çalış ki mutlu olasın. Artık dünya böyle bir şey oldu. Ne kadar çabuk uyum sağlarsan o kadar fazla canlı kalırsın, o kadar fazla mutlu olursun.
Sen daha iyi bilirsin bunu yani. Benim sana bunu her gittiğim yere uyum sağlamaya çalışıyorum. Yani burası mesela Amerika değil, Amerika'dan geldim ben. Buradaki hayat çok farklı. Mesela Amerika'da sipariş verdiğiniz zaman hemen şak diye gelir önünüze. Her şey anında olur, çok hızlıdır. Burada yani öyle bir hız arayanlar çok da mutlu olmazlar. Çünkü burası daha rahat bir ülke. Burası daha rahat bir ülke. Daha yavaş. Hızlı diyemeyiz yani. Hızlı olmasını da istemezler. Burada marka merakı falan pek ben görmedim. İşte marka merakı da yok, araba merakı da yok. Mesela Starbucks'ları pek görmüyorum burada. Bazı Amerikan fast food'larına falan yönelmiyorlar. Şimdi anladığım şöyle söyleyeyim. Kadarıyla. Bana insanlar soruyorlar şimdi, bu yatırımcılar geliyor diyorlar ki ya Costa Türklerle biliyorsun, bir de sıkıla sıkıla söylüyor insanlar. İşte biliyorsun Türkler, Yunanlılar falan. Diyorum söyle söyle. Böyle bir kayıkçı kavgası var evet, ama şunu söyleyeyim yani 20 senedir burada yaşadım. Burada yaşadığım şeyin iz düşümünü çıkarmam gerekirse Yunanlıların en sevmediği, en düşman olduğu ülke Türkiye değil. Gördüğüm kadarıyla yani bilinçaltında İsrail çok sevmezler. Bilinçaltında Amerika çok sevmezler. Bilinçaltında Almanya çok sevmezler. Yani evet, Amerika'yı sevmediklerini ben de anladım. Çünkü sokakta protesto ederlerken hep Amerika'yı protesto ediyorlardı. Özellikle de kapitalizmi pek galiba sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Yunanların çoğunun kafasında bir solcu çipi var. O kolektif anlayış, o kolektif düşünce tarzı var. Kapitalin dediğimiz şey tamam iyidir, kötüdür, şudur, budur, ama kapitalizm de kuralları olan bir şeydir. Eğer kuralsız yaşanıyorsa kapitalizm, o vahşettir, kaostur. Şimdi kapitalizm her zaman kötü demek değil, kuralları var çünkü. Şunu da görüyorum yani, Amerikan firmaları Yunanistan'da başarılı olamıyor. Hani şimdi isim vermeyeyim, büyük fast food zincire sürünüyorlar. Kahve zincirleri, giyim şirketleri. Değil yani, uymuyor. Değil buranın mi? Kültürünü tam tanımadıkları için adaptasyon sağlayamıyorlar. İstemiyorlar. Yunanlılar da bu tarz insanlar değil. Yani çabuk olsun, şu olsun, bu olsun. Emlak danışmanlığı yapmadan önce büyük bir giyim şirketinde çalışıyordum. Türkiye'den gelen işte üstlerimiz diyorlardı ki müşterinin yanında durun, müşteriye sorun. Yunanlılar sıkılıyor. Yani Yunanlı'nın dibinde gidip de ya şunu mu yapacaksın? Lokantaya gittiğin zaman mesela adam yanında, Türkiye'de böyle değil ki. Türkiye'de geliyor adam başında, sen tabağını bitiriyorsun, tabak gidiyor. Burada böyle bir şey yok yani, adamı çağıracaksın. Tamam yarım dakika diyecek, misolepto diyecek. Misolepto'dan sonra bir iki dakika geçecek, ondan sonra gelecek, gelirse. Bu yadırganmıyor ama. Herkes buna alışmış durumda. Günlük pratik yaşam anlamında buraya geleceklerin yaşayacakları zorluklar bunlar. Ama bunun dışında yürürken arkama bakmıyorsun. Kadın erkek ilişkileri çok çok gelişmiş. Yeter ki onun düşüncesine saygı duy ve yaşam tarzına saygı duy. İstersen domuz ye, yeme. İçki iç, içme. Vegan ol, olma. Ben de zaten geldiğimden beri Afrikalıları görüyorum. Mesela tesettürlü kadınları falan görüyorum, Müslümanları. Bakıyorum böyle halk gayet onları arasına almış. Herhangi bir sıkıntı yok. Onlara karşı böyle dönüp dönüp bakma falan yok. Rahatsız edici bir bakış yok. Benim başıma geldi. Böyle bir plajdayım. Tesettürlü bir hanım geldi. Baktılar yani. Ben de baktım denize girerken. Ama şeyden değil yani, ideolojik farklılık açısından yani merak ettikleri için baktılar. Sonra herkes kafasını çevirdi, herkes işine baktı, o kadar. Tehditkar, yok, düşmanca canım, bir bakış canım, değil. Olur mu öyle şey? Yani onu çünkü ilk defa görüyorlardır muhtemelen. Ondan kalkan adamı zaten diğerleri parçalar. O adamın bir şey söylemesine gerek kalmaz. Ya o adamı savunan başka insanlar olur. İşte bundan bahsediyorum. Yani sen mesela tesettürlüsün, ben tesettürlüyüm. Birisi bana kötü bir şey söylerse, başka birisi ben bir şey söylemeden benim hakkımı savunur. Kafana bir şey, bir düşünce sokmaya çalışma sistemi burada, o kadar algı diyoruz Türkiye'de. Bu sistem burada çok fazla çalışmıyor çünkü genç jenerasyon yemiyor. Yani burada vatan, millet, Sakarya muhabbeti de çalışmıyor. Din muhabbeti çalışmıyor. Birisini işte din elden gidiyor tarzında kandıramazsın. Adam der ki tamam ne yaparsa yapsın, ben böyle yaşıyorum. Ben böyle istiyorum. Mesela vatan, millet, Sakarya, adam der ki ben oğlumu niye göndereyim? Sen kendin git, savaş. Bireysel olarak yaşam konforlarını arttırmaya çalışarak aslında bütün toplumun standartları artıyor. Benim de aslında röportajla alakalı çok fazla tecrübem yok. Benim de çok yok da. Yine de güzel oldu aslında. Bayağı uzun sürdü. Burası güzel, evet güzel sürdü. Bilmiyorum tabii montaj ederken küfür edecek misin, etmeyecek misin? Yok zannetmiyorum. Bayağı güzel konuştun abi. Mehmet'le yaptık. Zaten bizi Mehmet tanıştırdı. Yunanistan'da yaşam Mehmet. Abi dedi yeter ya. Saatlerce dedi montajda uğraştım. Umarım sende bir sıkıntı olmaz. Buraya ben tekrar... Ben bir son bir soru sorayım ama. Çocuk doğurmak için, çocuk büyütmek için yeterince güzel, yeterince huzurlu, modern bir ülke mi?
ya da çocuklu ailelere tavsiye eder misin? Benim 3 tane çocuğum var. 2 kız, 2 kraliçe, 1 aslan, 1 oğlum var. Kendi yaşantımla kıyaslandırıyorum. Kendi çocukluğumla kıyaslandırıyorum. Bana göre şimdi şey olacak, fantezi olacak veya nostalji olacak. Biz çok güzel büyüdük. Tamam, televizyon yoktu, internet yoktu, şu yoktu, bu yoktu ama biz güzel büyüdük. Yunanistan'da, Almanya'da, İsviçre'de, nerede olursa olsun o eski sıcaklığı, bizim yaşadığımız tarzdaki çocukluğu bulmamız mümkün değil. Ama benim bir problemim yok. Büyüme şekilleriyle ilgili ben memnunum. Aileye de bağlı bir şey ama ortam olarak da bana göre iyi. Eğer çocuğun yanındaysan, çocuğuna yakınsan, çocuğunla irtibat halindeysen bir problem olacağını zannetmiyorum. Özel okul olsun, devlet okulu olsun, üniversite olsun, şu olsun, bu olsun. Mesela yani, burada Türkçe öğrenebileceği bir okul var mı? Yok, Türkçe öğrenebilecekleri bir okul yok. Yunanca yapılıyor, İngilizce okullar var, Fransızca okullar var, Almanca okullar var. Olmamasının sebebi bana göre, yani Atina'dan bahsediyorum, burada yeteri kadar o kadar fazla, yani yeni oldu, yeni oluştu burada o kadar fazla insan yoktu. Yani eskiden sokakta Türkçe bilen birine rastlamak tek tükken, şimdi her gün bir iki Türkçe konuşan insanla karşılaşıyorum. Ve sadece şehrin merkezinde değil, yani Glifada'da, Vula'da, Vulyagmeni'de nereye gitsem Türklerle karşılaşıyorsun. Türkler çoğaldı son zamanlarda. Her tarafta. Her tarafta. Evet, doğrudur. Bulundukları yerden, konfor alanından çıkıp yeni yerler keşfetmesi. Yani bunun zaten sözlük anlamının karşılığı sensin. Evet. Kötü bir şey değil. Bana göre güzel bir şey. Zor gibi gözüküyor ama zor olduğu kadar zevklidir de. Çünkü ben de buraya paraşütle geldim. Buradan önce İngiltere'deydim. İngiltere'de yaşayamadım. Bana göre değildi. Ben uymayınca boşu boşuna zorlamanın bir halimi yok. Burası bana uydu. Benim düşünce şeklime uygun burası. Burada mutluyum, huzurluyum. Ve kendi bulduğun huzuru da buraya yeni gelenlere dağıtıyorsun. Herkese tavsiye ediyorsun. Hancıyım ben. Hancıyım. Onlar da yolcu. Han da burası oluyor. Burası han oluyor. Böyle bir şarkı var, biliyor musun? Biliyorum, Hancı yolcu. Bekir Sıtkı Erdoğan yazmış. O çok enteresan bir adam. Asker aslında. Kuleli. Çok bilindik şarkıları var. İbibikler diye bir şarkı daha var. Ve 50. yıl marşını o yazdı. Tamam. Tabii 50.yi hatırlıyorum. Bakalım 100. nasıl olacak? Umarım nice yüzyıllara diyoruz. Aynen. Abi çok keyifli bir muhabbet oldu. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Biz irtibat içinde olacağız herhalde. Tabii. Tamam. Mutlaka Kostas Arslanoğlu'nun kanalına da abone olmayı unutmayın. Ve emlakla ilgili sorularınızı ona direkt olarak sorabilirsiniz. Teşekkür abi çok ederim. Sağ ol. Ben bana sallayayım. Bak bu Yunanlı da olmaz. Yunanlı olmaz, yapmıyormuş.